Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil TUSAŞ tesislerinde basın mensuplarını ve araştırmacıları ağırladı. Defense Türk'ün de katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Kotil, Milli Muharip Uçak'ın F-110 motorlarının TUSAŞ'ın uzman teknisyenleri tarafından 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde takıldığını açıkladı. Kotil ayrıca Milli Muharip Uçak'ın ilk uçuşu ise fotoğrafları paylaşılan geliştirme test uçağı prototipi ile gerçekleştirileceğini belirtti. Milli Muharip Uçak'ında kullanılacak olan yakıt sistemlerinin testleri de başarıyla tamamlandı. Uçakta kullanılacak hidrolik yakıtın testleri de başladı. Milli Muharip Uçak'taki iç sistemlerinden yakıt ve hidrolik hattı uçağın içine entegre edildi. Türk Hava Kuvvetleri ve TUSAŞ arasında imzalanan anlaşmaya göre 2029'da TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçak teslimatlarına başlaması hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'ın düzenlediği CEO Yasor etkinliğinde öğrencilerin sorularını cevaplayan Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın motorunun 25 Aralık akşamı takıldığını açıklamıştı. Teknisyen arkadaşlarımız Milli Muharip Uçak'ın motorunu taktılar dün akşam. Motoru takan arkadaşlar, F-16'ya 300.400 tane motor takmışlardır, bu hiç kolay bir iş değil, demişti. Temel Kotil dün de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Milli Muharip Uçak'ın F-110 motorları TUSAŞ'ın uzman teknisyenleri tarafından 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde takıldı. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkışı için 18 Mart 2023 tarihine hazır olunduğunu belirtmişti. 18 Mart tarihinde hangardan çıkarma sözümüz var. Tabi 18 Mart tarihini beklememize gerek yok. Birçok şey öğrendik. Baya toparladık. Büyüklerimiz ne zaman tören yapmak isterse biz hazırlığımızı bitirmek üzereyiz. Başında çok zor gözüken bir iş ilerledikçe kolaylaşıyor. Bunu öğrendik. Milli Muharip Uçak 60 kişi ile başladı. Şu anda 1300'den fazla TUSAŞ'ın mühendisi var. Diğer firmalarımızı da katarsak 2000 kişi hizmet veriyor. Tasarımda çok zorlandık ancak imalat çok hızlı ilerledi. Bu durum TUSAŞ'ın geçmiş yıllarda Airbus'a ve Boeing'e çalışması sonucu oldu. Milli Muharip Uçak'ın iniş takımları TUSAŞ'a teslim edilmişti. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak iniş takımları TUSAŞ ve Altınay iştiraki olan TAAÇ tarafından yerli ve milli olarak üretilmektedir. Gelişmeyi duyuran TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 20 Aralık 2022 itibariyle iniş takımları üzerinde olacağını açıklamıştı. Ertürk Haber tarafından yapılan paylaşımda ise Milli Muharip Uçak, iniş takımları üzerinde görüntülendi. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak'ın altında kullanacağı mühimmatlar da görüntülendi.